Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA Liberty Mobile Açık Dünya bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, GTA Liberty Mobile'da Açık Dünya görevlerini tamamlamaya tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki bölümde biz ne yapmıştık? O kadar hatırlamıyorum ki. Aa doğru, hatırladım şimdi. Zırhı tekrar bakınca aklıma geldi. Tankla beraber Stanton Adası'nda polislik görevini yapmıştık ve ardından zırhımızı aynı canımızda olduğu gibi azami seviyeye çıkarmıştık. Artık hani zırh da bizi daha fazla koruyor olacak bu sayede. Bu bölümde aynı geçen bölümlerde Portat Adası'nda olduğu gibi bu sefer Stanton Adası'nda İntikamcı Meleği görevini sizlerle beraber özel intikamcı yani Avenger motoruyla tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla GTA Liberty Mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve sitemize destek olmak istiyorsanız bir like up ve bir Rabbi kanalımıza da hala abone değilseniz de ne yapacağını zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Hatta ben videoyu bir durdurayım çünkü göreve başlayabilmek için bizim kıyafetten giyen bir NPC bulmamız gerekiyor. Kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Evet, düşündüğümden daha kolay oldu bu arada. Sadece ve sadece birkaç saniye sürdü. Aynı bu arada Portat Adası'da olduğu gibi görevin mantığı aynı. Sadece şehir farklı. Haritanın yeri farklı. Konumlar farklı vesaire. Onun dışında ekstra fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. İntikamcı görevini tamamlayabilmek için Portat Adası'na galiba 15. seviyeye geçmemiz gerekiyordu. Burada kaçıncı seviye hatırlamıyorum. Ama sizlerle beraber göreceğiz zaten. Aha da bu arada düşman araç direkt olarak karşımıza çıktı. Hemen şöyle sıkalım. Tamam, direkt olarak sık abi. Hatta adam direkt kaçtı. Ama o kadar uzun kaçamadı tabii ki de. Tamam, yakınlarda sokakta yine çete falan varmış. Okey, hemen indireceğiz zaten. Bunlar araçlı mı motorlu mu? Yine araçlı. İyi, araçlı olduğu sürece çok da fazla kaçamazlar zaten. Yani gördüğünüz gibi bayağı rahat bir şekilde indiriyoruz. Bu arada diyaloglar da her zamanki gibi aynı. Yani bir kere diyalog yazılıysa üstüne tekrar farklı diyaloglar falan yazılmadığından ötürü aynı şeyleri söylüyor sürekli. Bu arada bizim yanımızdaki adam. Allah'tan bu arada karakter sesleri farklı. O da aynı olsaydı kafayı yerdim zaten. Bu arada konumlar birbirine aşırı derecede yakın. Bu bizim açımızdan güzel bir şey çünkü çok fazla vakit kaybetmeyeceğiz bu sayede. Saatte birazcık geçiyor. 3.51 gördüğünüz gibi. Bu arada tabii konumlar da farklı olduğu için böyle ufak tefek olaylar da olabiliyor ekstradan. Bu arada sen bir katana alsana ya. At avrat katana. Gel gel katana al. Hani işine yarar. Aldın mı katanana? Galiba aldı. Evet, binelim tekrar motorumuza devam edelim. Tam gaz. Hızlı bir şekilde. Vakit kaybetmeyelim. Seviye 5'teyiz şu anda, çok hızlı bir şekilde geldik hatta seviye 5'e. Bakalım görevi bitirmek için kaçıncı seviyeyi tamamlamamız gerekiyor. Aa, bu arada motorlar sağa dönecek. Tamam, sıkıntı yok. Rahat bir şekilde yakalarız. Kaçmalarına izin verme. Ben ne zaman kaçmalarına izin verdim Allah aşkına? Şu iki. Direkt iki tanesini indirdim zaten. Hop, bu da üçüncü. Oha, direkt arkamızda lan. Olur. Olur. İşime gelir. Süper abi. Hiç uğraştırmıyor oyun bizi sağ olsun. Tamam, kaçıyorlar. Aslında kaçmıyorlar ama olsun da. Seviye 7. Bu böyle devam ederse biz görevi çok çok hızlı bir şekilde tamamlarız ya. Sıkmaz bile yani. Oradan oraya, oradan oraya hızlı hızlı. Allah kahretsin bu arada ya. Ya şerefsiz foreller ya. Şerefsiz foreller ya. Ya mahvettiler ya. Vallahi billahi görevi mahvettiler ya. Benim bu motoru bir şekilde tamir ettirmem lazım. Yoksa hiçbir şey yapamam ben bu motorla. Gördüğünüz gibi hani motordan düşmediğim için hatta şanslıyım ama polis de peşimizde şimdi. Şu seviyeyi tamamlayayım da hemen hızlı bir şekilde gideyim. Motoru tamir ettireyim. Videoyu durdurup vaktinizden almak istemiyorum çünkü. Sonra devam ederiz zaten kaldığımız yerden. Allah kahretsin ya. Gitti motor. Gitti özel motor. Neyse, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Göreve baştan başlama kararı aldım. Gerçekleşen saçma sapan olaylar yüzünden. Bu arada neden buradaki şeyler böyle gözüküyor? Hani geldik ama aşağıda gözüküyor. Nasıl yani? Metoda mı lan bunlar yoksa?
Bir dakika, aşağıya binmeye çalışalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet, metroda olma ihtimalleri çok yüksek. Çünkü burada metro var. Evet, metrodalar abi. Aynen öyle. Asırlar sonra ilk defa metroya indim arkadaşlar. İlk defa. Umarım ölmem bu arada. Umarım yakalanmam daha doğrusu polise. Tamam, kurtulduk. Ben de diyorum neden hani şey olmuyor, gözükmüyorlar falan. Meğer metrodalarmış, anasını satayım. Oğlum metroda ne işiniz var lan katanayla falan. Eyvah bu arada. Bu arada eyvah. Ciddi bir eyvah bu arada. Çıkamama ihtimalim var. Hadi çıkayım hadi. Yok abi, çıkamıyorum şu anda. Benim buradan daha hızlı bir şekilde şey yapmam lazım abi. Yoksa çıkma ihtimalim yok. Bir dakika abi. Allah aşkına polise yakalanmayayım da. Hadi bakalım, deniyoruz şansımızı. Yani yoksa başka metodan falan çıkacağım mecbur. Yapacak bir şey yok. Aynen, olmuyor. Arkadaşlar videoyu tekrardan durduruyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir 5 dakika uğraştım en az. Ama başarılı bir şekilde çıkmayı başardık nihayet. Umarım polise yakalanmam. Umarım polise yakalanmam abi. Motor niye kaçmıyor? Galiba yer altından geçiyorum diye. Bug oldu. İşime gelir. Tamam, direkt önümüzdeler zaten bu arada. Gelin lan şerefsizler, hepiniz de aynısınız bir de. Farklı bir NPC olaydı bari. Aha, diğeri de yanımızda. Tamam. Bir dakika abi, bu nerede ya? Bu lan metroda. Nereye gidiyor abi o? Ne oluyor abicim ya? Tamam, en iyisi şuradan aşağıya inmeyi denemek. Ama buradan aşağı inemiyor değil mi? Aynen, buradan aşağı inemiyor maalesef. Aynen, olmuyor. Abi ne yapacağız? Bu adam nerede peki? Şimdi bir de bu adamı mı arayacağız? Polis yıldızı yok bu arada, o birazcık problem. Aynen, polis gelip bizi yakalarsa var ya, görevin fail olması bizi acayip derecede sıkar. Acayip derecede hem de. Neyse, ben videoyu tekrardan durduracağım. Yapacak bir şey yok, kaldığımız yere devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İntikamcı meleği görevi seviye 15'te bitiyormuş. Hatta video bayağı fazla uzadığı için de biraz problem yaşadım. Bayağı bir uzadı yani, görevi tekrardan baştan oynamak zorunda kaldım. Biliyorsun özel intikamcı motorunu da kaybettim. Patladı yani, yapacak bir şey yok. Neyse, bu videoyu yarın kanala atacağım. Cuma günü ana hikaye yerine pazar günü ana hikayenin yeni bölümünü atacağım. Bir de cuma günü ayrıca spam atak atarım. Telafi olarak. Haberiniz olsun, ben şimdi oyunu kaydediyorum. Ardından yavaştan bu bölümü de sonlandıracağız. Video biraz kısa olmuş olabilir. Size kısa gelmiş olabilir ama ben bayağı bir uğraştım. Yani bir 40 dakika falan rahat uğraştım diyebilirim. İğrençli, can sıkıcı bir durumdu. Yapacak bir şey yok. Yavaştan videoyu sonlandırıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz, destek amaçlı bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızı yapmasından başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, hep sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.